İsmim Ercan Şanal. 40 çalışanımız var. Organize sanayi bölgesinde 2 tesisimiz var. Tehlikeli atıkları bertaraf eden makineler üretiyoruz. Proje bazında çalışıyoruz. Elektrik ve gaz kısıtlaması hakkında pandemiden bu tarafa sanayicinin yükü gitgide artmaya başladı. Hem mamul fiyatlarının artması, dövizdeki oynaklık, enerji fiyatlarının artması maliyetlerimizi çok ciddi oranda etkiledi. Dünya ile rekabet edecek şansımız azalmaya başladı. Bu durumda pandemi artı bir de üstüne gaz kısıtlaması ve elektrik kesintileri bizi oldukça zor duruma soktu. Umarız ki bu uzun sürmez, düzelir. Çünkü bir tesisi, çalışan bir tesisi durdurup tekrar çalıştırmak ciddi manada yük getiriyor. Çalışanlarımız açısından, bizim açımızdan sıkıntıya sokuyor. Umarız çözülür. Mevcut jeneratörümüz var. Jeneratörü kullanarak enerji elde ediyoruz ve üretim öyle devam ediyor. Tabii bu da çok maliyetli bir şey. Ama katlanmak zorundayız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bizim için ihracat yaptığımız için verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz lazım. Taahhütlerimiz var. Bunların karşılığında da eğer taahhütlerimizi yerine getiremezsek ciddi cezalar var. O cezalara bakarak yani jeneratörde yaktığımız mazotun, yakıtın maliyetini düşünmüyoruz bile. Öyle bir imkanımız oldu ve onu değerlendiriyoruz. O yakıt 3 gün için bizim çok fazla etkilemez bizi. Yakıt gideri bizi çok fazla etkilemez. Tabii ki elektriğin 4-5 katı daha pahalı ve verimsiz oluyor ama hiç yoktan iyidir. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Hiç kimseyi idari izne ayıramadık. Yalnız doğal gaz kısıtlamasından dolayı fabrika ısıtmasını tam sağlıklı yapamıyoruz. Bundan kaynaklı da çalışanlarımızın birçoğu raporlu. Onu da rapor alamayan arkadaşlarımızla mesailerle telafi etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bir de hala pandemi devam ediyor. Çalışanlarımızdan Covid'e yakalanan arkadaşlarımız var. Onların karantina süreleri var. Ondan dolayı bu şekilde devam ediyoruz. Kesintilerin devam etmemesini diliyoruz. Kesintiler devam ederse zor olan şartlar daha da zorlaşacak. Ne yapacağımızı biz de şu an için bilmiyoruz. Öyle bir planlamamız yok. İnşallah devam etmez diye düşünüyoruz. Ama uzun vadede sanayicilerin kendi elektriğini kendi üretmesi, işte çatılarına gez güneş enerji sistemi koyması, bu şekilde bu tür zorlukları aşacağını tahmin ediyorum. Bununla ilgili de gerekli destek, kredi kolaylığı, yatırım kolaylığı devletimizden bekliyoruz. Şimdi biz ihracatçı olduğumuz için tabii ki bizim işimiz çok zor. Dövizin, yabancı paranın çok oynak olması bizim bütün plan ve programlarımızı bozuyor. Şu anda kredi faizlerinin çok yüksek olması bizim planımızı, programımızı bozuyor. Ve doğalgaz ve elektrikteki kesintiler tabii ki bizim için bir engel. Ama Türk sanayicisi işini bilir bir şekilde halledeceğiz, çözeceğiz. Bakın soğukta çalışıyoruz. Jeneratörü çalıştırıyoruz. Çözeceğiz. Avrupa'da böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum. Olduğu zaman devlet nasıl yardımcı oluyor onu da bilmiyorum. Ama kendi şartlarımızda bir şekilde halledeceğiz. Sıkıntı.